parçacık hızlandırıcılar. Elektromanyetik alanlar kullanarak yüklü parçacıkları ışık hızına yakın hızlara çıkartan ve bu parçaları birbirleriyle çarpıştıran bu devasa makineler evrenin sırlarını anlamaya çalışmamızda büyük bir önem taşıyor. Çünkü bu çarpışmalar sırasında açığa çıkan enerji ile atom altı parçacıklar bizlere evrenin temel kuvvetleri ve yapı taşları hakkında önemli bilgiler sunuyor. Bu bilgiler maddenin en temel bileşenlerini anlamamıza ve evrenin nasıl işlediğine dair bir mantık geliştirmemize yardımcı oluyor. Ancak bu kadar karmaşık ve güçlü makineler aynı zamanda aşırı dikkat ve özen ister. Eğer onlara doğru şekilde yaklaşmazsanız işler sizin için ters gidebilir. Tıpkı 1978'de olduğu gibi. O yalı 36 yaşındaki parçacık fizikçisi Anatoly Burgoski, Sovyetler Birliği'nin en büyük atom parçalayıcısı olan ve Provitno şehrinin altında yer alan U-70'te çalışıyordu. U-70 parçacık hızlandırıcısı protonlara 1,5 kilometre uzunluğundaki dairesel bir tüpte evrendeki en yüksek hızdan sadece 1 kilometre daha düşük bir hızla manyetik olarak hızlandırıp birbirleriyle çarpıştırıyordu. İşte 1978'de Burgoski burada oldukça basit ama ölümcül bir hata yaptı. Ve bu hata o zamana kadar hiç kimsenin soramadığı bir soruyu cevapladı. Bir parçacık hızlandırıcısının içerisine kafanızı sokarsanız ne olur? 13 Temmuz 1978'de Burgoski tesisteki rutin işlerini yani bakım faaliyetlerini yürütüyor ve çeşitli arızalı ekipmanları kontrol ediyordu. Bu sırada kontrol odasını arayıp ışın operatörlerine 5 dakika içerisinde deney salonunda olacağını ve rutin kontrollerini yapacağını söyledi. Burgoski'nin gideceği deney odası ana proton ışınının ana halkadan ayrılıp çeşitli dedektörlere yönlendirildiği bir yerdi. Bu yüzden kontrol odasındakilerin deney odasındaki ışını çıkarmaları yani devre dışı bırakmaları gerekiyordu. Ancak Burgoski deney odasına geldiğinde içerideki ışın hala aktifti. Deney odasının kapısı kilitlenmediği için ve aktif bir ışın olduğuna dair herhangi bir uyarı işareti yanmadığı için Burgoski tüm güvenlik önlemlerinin alındığını düşündü. Dolayısıyla rutin bakımlarına başladı. Bu bakımları yaptığı sırada da başını hızlandırıcının içine koyacak şekilde eğilmişti. Bu noktada kafası tam da proton ışınının yolunda duruyordu. Ve bir anda söylediğine göre güneşten bin kat daha parlak bir ışık gördü. İşte o anda kafasından bir proton demeti geçmişti. Protonlar bu hızlarda yani ışık hızında vücuda çarptığında onu resmen yok ederler ve DNA'daki kimyasal bağları kırarlar. Bu da bir hücreyi öldürebilir, bölünmesini durdurabilir veya mutasyonlara neden olabilir. Ama garip bir şekilde Bugorskiye yaklaşık 200 bin rad yemesine rağmen hiçbir acı hissetmemişti. Üstelik bu atom altı parçacıklar Bugorski'nin kafasından çıkarken 300 bin rad'e kadar çıkmıştı. Normalde 400 rad seviyesinde bir radyasyon temas ettiği insanların yarısını öldürebilir. Bin rad ve üzeri seviyede radyasyonsa neredeyse herkesi öldürür. İşte Bugorski bu ölümcül miktarın 300 katı radyasyon almıştı. Buna rağmen hiçbir acısı yoktu ve hiçbir yara almamıştı. Elbette Bugorski bir parçacık fiziği uzmanı olarak yaşadığı durumun gayet de farkındaydı. Yine de kendini toparlayıp odadaki işini bitirdi. Ve her zamanki gibi yaptığı kontrolleri odadaki bir deftere yazdı. Ardından da kaza hakkında hiç kimseye bir şey söylemeden evine gidip uyudu. Ama gece boyunca baş ağrısı gibi bazı semptomlarla uğraştı. Ve ertesi sabah olduğunda yüzünün sol tarafının şişmiş ve tanınmaz halde olduğunu gördü. Bu noktada cildi kabarmaya başlamış ve ışının çarptığı yerdeki saçları dökülmüştü. Bu yüzden tedavi için Moskova'daki bir kliniğe kaldırıldı. Olaya karışan herkes bu noktada Bugorski'nin ölmesini bekliyordu. Doktorlar da onun öleceğinden emindi. Çünkü 300 bin ratlık ölümcül bir radyasyon dozuna maruz kalmıştı. Normalde bu kadar yaşaması bile şanstı. Zaten doktorlar Bugorski'yi radyasyonun etkilerini incelemek için kobay olarak kullanmayı düşünüyorlardı. Onlara göre en fazla 3 hafta kadar hayatta kalabilirdi. Ancak ilginç bir şekilde Bugorski ölmedi. Zaten tüm bu olayın en tuhaf kısmı da buydu. Doktorlar başlangıçta Bugorski'nin durumu hakkında oldukça umutsuzdu. Çünkü kaza sonrasında adamın yüzü tanınmayacak hale gelmişti. Örneğin yüzünün sol tarafında ciddi yanıklar oluşmuştu ve yüzünün bu kısmı felç olup kulağı da sağır olmuştu. Buna ek olarak yüksek tozda radyasyona maruz kaldığı için günün birinde kansere yakalanma ihtimali de oldukça artmıştı. Ancak tüm bunlara rağmen Anatoly Bugorski bir şekilde hayatta kalmayı başardı hatta zamanla işine geri döndü ve daha sonraki yıllarda da bilimsel çalışmalarına devam edip parçacık fiziği alanındaki katkılarını sürdürdü. Beyninin bazı bölgeleri hasar görmüş olsa da genel zihinsel kapasitesi korunmuştu. Yine de kaza sonrası yaşadığı sağlık sorunları sürekli olarak devam etti. Bu sorunların arasında baş ağrıları, işitme kayıpları ve yüzünün sağ tarafında yaşanan kas spazmları bulunuyordu. En ilginç yan etki ise yüzünün sol tarafının yani ışının geçtiği bölgenin daha az yaşlanmasıydı. Bugorski yaşlandıkça yüzünün sağ yarısı kırışıp yaşlanırken ışının geçtiği sol taraf neredeyse hiç yaşlanmadı. Kısacası Bugorski bir şekilde hayatta kalmayı başarmıştı. Peki ölümcül miktarın 300 katı radyasyona maruz kalmasına rağmen hayatta kalmayı nasıl başarmıştı? Tüm bunlar şansla açıklanabilir miydi? Aslında bunun cevabı ilk başlarda bilinmiyordu. Çünkü hastaneye kaldırılır kaldırılmaz olayla ilgili yaşananlar Sovyetler tarafından büyük bir gizlilikle yürütülmüş ve pek bir açıklama yapılmamıştı. Ancak ilerleyen yıllarda onun neden hayatta olduğuna dair bazı bilgiler ortaya çıktı. Bu bilgiler bize onun hayatta olmasının tek nedeninin Brak zirvesi olarak bilinen bir olay olduğunu gösterdi. Peki Brak zirvesi nedir? Proton gibi yüklü parçacıklar bir maddenin içinden geçerken yavaşlarlar ve bu yavaşlama sırasında enerjilerini azar azar bırakırlar. Bu yolculuğun sonuna geldiklerinde de enerjilerini çok yoğun bir şekilde saldıkları bir aşama bulunur. İşte bu parçacıkların enerjilerini yoğun bir şekilde bıraktıkları bu noktaya bırak zirvesi denilir. Bu yöntem günümüzde beyin tümörlerini yok etmek için bile kullanılır ve bu tedavi yöntemine de proton terapisi ya da tedavisi denilir. Ama bu tedavi kullanılırken o parçacıkların beynin içinde seyahat ederken ne kadar enerji kaybedeceği ve enerjilerinin tam olarak nerede biteceği hesaplanır. Böylece parçacıkların bırak zirvesine ulaştıkları yer yani enerjilerini tam olarak saldıkları yer tümörün yakınlarında bir yer olur. Bırak zirvesinde ortaya çıkan radyasyon ise tümörün ya da kötü hücrelerin ölmesine sağlar. İşte Anatoly Bugorski'nin yaşadığı olay da aslında proton tedavisine oldukça benziyor. Ama onun yaşadığı proton tedavisi tarihin en pahalı ve en güçlü proton tedavisiydi. Ayrıca Bugorski'nin kafasından geçen protonlar Bırak zirvesine hiçbir zaman ulaşamamış ve kafasından geçip gitmişti yani kafasından geçen protonlar enerjilerine tam olarak yayamadan parçacık hızlandırıcısının içindeki yollarına devam etmişlerdi. Bu nedenle Bugorski ölümcül derecede radyasyon almış gibi gözükse de aslında gerçek aldığı doz 300 bin rad değil çok ama çok daha azıydı. Proton demetinin bu şekilde kafasının içinden geçmesi ise tamamen şanstı. Hatta protonların geçtiği yol bile şanstı. Çünkü hayati öneme sahip olan tüm beyin bölgelerini ve kan damarlarını sıyırmıştı. Kısacası o gün Bugorski'nin kafasından geçen protonlar enerjilerini salamadan ve bırak zirvesine ulaşamadan yollarına devam etmişlerdi. Zaten bunu yapmış olsalardı bu videoda Bugorski'nin neden bu olayda öldüğünü konuşurduk. Bugorski'nin o gün yaşadığı olay zihnini ve vücudunu sonsuza kadar değiştirmeye yetti. Sovyetler Birliği'nde meydana gelen çoğu kazada olduğu gibi Bugorski'nin bu olaydan sonra hiçbir açıklama yapmasına izin verilmedi. Rutin muayeneleri için bir radyasyon kliniğini periyodik olarak ziyaret etti. Ancak kazadan onlarca yıl sonra eski mahkumlar gibi hissettiğini ve kendisi gibi olan pek çok başka insanın olduğunu söyledi. Anatoly Bugorski'den sonra bir hızlandırıcının proton ışınıyla kafasına isabet alan başka hiç kimse olmadı. Ama onun ne kadar şanslı olduğunu tekrar anlatmama gerek yok. Çünkü bu olay şu an birinin başına gelecek olursa o kişiyi öldürme ihtimali oldukça yüksek olur. Dolayısıyla bir parçacık hızlandırıcısının ne kadar korkutucu olabileceğini yalnızca bir kişi biliyor ve o kişi hala hayatta.